hem yürüttüğü görevi sorumluluklarıyla yerine getiren çok kıymetli abimiz, değerli Bayburt milletvekilimiz Fethani Bey, değerli Bayburt Belediye Başkanımız, AK Parti'mizin çok kıymetli il başkanları, her biri kendi alanında önemli işler ortaya koyan ve millete hizmet etmek için üstün çaba gösteren kurumlarımızın çok kıymetli müdürleri, bir ülke için, güzel ülkemiz için omuz omuza ve birlikte hakikaten çok önemli işlerin altına imza attığımız, her biri kendi bölgesinin sorununu çözebilmek için can arayışı mücadele ortaya koyan kıymetli muhtarlarımız ve bugün burada birlikte olduğumuz, aynı masada beraber oturduğumuz, birlikte bu akşam yemeğinde birbirimizin gözüne baktığımız sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli başkanları, onların çok kıymetli yöneticileri ve yine Bayburt'umuza hizmet etmiş, geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, siyaset yapmış, il başkanlığı yapmış çok kıymetli dostlarımız ve bugün bizlere her zaman olduğu gibi büyük bir misafirperverlikle bağrına basan çok kıymetli Bayburtlu hemşehrilerimiz, basınımızın kıymetli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler ve saygıdeğer beyefendiler, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade ediyor. Hepinize Bayburt'un bu güzel akşamında hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyor ve selamlarının kabulünü istirham ediyorum. Bugün valiliğe girerken yaptığım konuşmada da ifade etmeye çalıştım. Bayburt'a geleceğimi, gönlünde Bayburt sevgisi olan, bu olduğu sevgiyi benden sizin çok daha iyi bildiğiniz kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, şu anda bir Bayburt akşamında beraber olduğumuz kıymetli dostlarımıza selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ifade etmek istiyorum. Üzerimde emanet, gündem olmadığı, insanların korkmadan değil, kardeşlik bağıyla bağlı. Yani aslında hepimiz aynı dertle dertleniyoruz. Zoru da bir ettik, kolayı da. Mesela aynı hayalleri de kurmuşuzdur. Hastane kuyruklarında bekletilmeyen, fatura sıralarında günlerini vermeyen bir Türkiye'yi hayal etmişizdir. Doğuda artık terörün gündem olmadığı, insanların korkmadan yaşadıkları, hiçbir tedirginlik duymadıkları bir Türkiye'yi hepimiz hayal etmişizdir. Veya batıda aynı gündeme sahip, doğu ya da güneydoğu illerin olduğu bir Türkiye'yi hepimiz hayal etmişizdir. İlgi alanlarımız vardı, etrafımızdaki coğrafya. Bu ilgi alanlarını etki alanlarına çevirirken, milli çıkarlarını, gelecek nesillerinin anasının ak sütü gibi helal olan bütün haklarını korkusuzca ve hiç kimseden icazet almadan savunan bir Türkiye'yi hepimiz hayal etmişizdir. Bir mermi almak için, aldığı o mermiyi kullanmak için batının kapılarını çalmayan bir Türkiye'yi hepimiz hayal etmişizdir. Ya da kendi teknolojisini üreten, ürettiği teknoloji örnek olan ve bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir Türkiye'yi hepimiz hayal etmişizdir. Kısacası güçlü, kısacası büyük, kısacası küresel sisteme yön veren bir Türkiye'yi zannediyorum ki burada bulunan bütün, ama bütün hemşehrilerimize dahil olmak üzere hepimiz hayal etmişizdir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bugün Türkiye hayallerini gerçekleştirmeye çalışan ve bu nesil çok çekti. Amerika, Avrupa bize parmak salladı. Bizim yöneticilerimiz, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız oralara gittiğinde hakir gördüler. Küçümsediler. Acaba hangi şamarı, acaba hangi küçümsemeyi göreceğiz diye ödümüz patladı.
acaba milli onurumuzla onu kıracak bir halle karşı karşıya kalacak mıyız diye ürktük ve korktuk. Ay sonu bankalardan emekli maaşı gelecek mi gelmeyecek mi diye bir tedirginlik ve endişe bu ülkenin masallarda anlatılan bir endişesi değil, yaşayan bir endişesidir. Bunu hep beraber yaşadık. Türkiye sınır ötesi harekat yaptı. Şalteri indirdiler. Kahraman Mehmetçiğimiz oradan geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü Amerika müsaade etmeden oradan yürüyemiyorduk artık. Bunları hep beraber yaşadık. İnsan savaş aracı istedik. Hem de en zor zamanımızda, en sıkıntılı zamanımızda. Amerikan senatosu bize yok dedi. İsrail'den aldık. Mücadelemizin en kor halinde, en ateşli halinde bozuldu, gönderdik. Aylarca bize geri göndermediler. Biz büyük medeniyetin çocuklarıyız. Burası Dede Korkut diyarı. Kimin ülkesinde Dede Korkut var? Burası Erenler diyarı. Kimin ülkesinde Erenler var? Kimin memleketlerinde var? Bize zenginliklerimizi, bize gücümüzü, bize geçmişten bize tevarüz eden, geçmişten bize akan bütün ama bütün mirasımızı haram etmek istediler. Kelimenin tam anlamıyla. Siz kimsiniz dediler. Siz bunu nasıl yaparsınız dediler. Siz bunu nasıl gerçekleştirirsiniz? Başınıza bir fitne getiririm. Doğu ve Güneydoğu'yu bölmek isterim. Başınıza başka bir fitne getiririm FETÖ diye. Dininizi başkalaştırmaya çalışmak için, kendim istediğim gibi yapmak için, sizi kendime tabi etmek için istediğimizi yaparım dediler. Bize dediler ki, size her 10 yılda bir darbe yaparız. Eğer çok kaşınırsanız, size başka türlü işlerde gerçekleştiririz. Bizim çocuklar darbeyi yaptılar mı diye kendi aralarında konuşurken, başarılmış bir işin kendi açıldığından, bizim içinde karşı karşıya kaldığımız bir zilletin sonucunu bize yaşatırlar. Bizim mezhebimize göre, bizim etnik kökenimize göre, ayırmak için ellerinden geleni ortaya koyarlar. Ve en nihayetinde bizden bir şeyi kıskanırlar. Kıskandıkları şudur. Burada söylemeye dilim varmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize devletin en önemli belgelerinde bir takım düzeltmeler yapma selahiyeti verdi. Allah'a hamdolsun. O belgelerde şöyle yazıyordu. Mealen söylüyorum. Bizim etrafımızdaki coğrafya stratejik bir coğrafyadır. Şu onun için sürekli tehditlerle karşı karşıyayız. Bizim coğrafyamız da stratejik bir coğrafyadır. Evet doğru, bizim coğrafyamız doğru. İran var, Irak var, Suriye var, Yunanistan var, eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Var oğlu var. Ama bizim en önemli stratejimiz bizim medeniyetimizdir. Bunu tekrar bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Müslümanlığımızdır. Bu topraklardaki bize tevarüz eden medeniyet zenginliğidir. Bizim bu coğrafyada kurduğumuz kardeşlik bağıdır. Veysel Karani'den Hacı Bayramı Veli'ye kadar, Mevlana'ya kadar, Dede Korkut'a kadar, Yunus Emre'ye kadar, Karacaoğlan'a kadar bize intikal eden büyük bir zenginliktir. Tam da bunu kıskanıyorlar. Geriye dönüp baktığımızda büyük bir anlayışın temsilinin bu coğrafyada temayüz ettiğini, ortaya çıktığını gördükleri için diyorlar ki aşağıya bir terör koridoru kuralım. Sabahtan akşama kadar bununla uğraşsınlar. İşlerine bir FETÖ fitnesi sokalım. Sabahtan akşama kadar bununla uğraşsınlar. DAEŞ diyelim, sabahtan akşama kadar bununla uğraşsınlar.
PKK diyelim, sabahtan akşama kadar bununla uğraşsınlar. Biraz daha şarteli yukarı çekmek istersem, ekonomik olarak saldıralım, alabora etmeye çalışalım, bununla uğraşsınlar. Eğer biraz daha bu konuda süreci tırmandırmak istersem, sağda solda bomba patlatalım, fay hatları var, fay hatlarını tetiklemeye çalışalım, biraz da bununla uğraşsınlar. Yıllarca bunu başardılar ve yaptılar. Yıllarca bunu gerçekleştirdiler. Yıllarca bizi zayıflatmak için uğraştılar. Yıllarca tepemize demokrasinin kılıcını tuttular. Yıllarca bunu başarabilmek için her türlü oyunun içine düştüler. Her türlü oyunu gerçekleştirdiler. Allah'ını severseniz. Yani bu ülkede insanların kendi inançlarını yaşayabilmek için ne engelleri olması lazım? Hepimize bir deli feracesi, deli gömleği giydirmek istediler. Biz bunun hepsini yaşadık. Neden? Ürküyorlardı. Neden ürktüğünü söyleyeyim mi? Örnek vermek istiyorum. Buradan Bangladeş'e gittim. Arakan Müslümanlarına. Orada bizim bütün sivil toplum örgütleri var. Bütün sivil toplum örgütleri. Diyanet de var. Diyanet Vakfı da var. TİKA da var. Devlet kurumları da var. Kızılay da var. Bütün yardım kuruluşlarımız var. Bir ay istisna. 1 milyon kendi memleketlerinden oraya gönderilmiş Arakanlı Müslümanlara sahip çıkıyorlar. Biz büyük bir milletiz. Bugün Yemen'de de varız. Bugün Lübnan'da da varız. Bugün güvenlik için Libya'da da varız. Bugün Filistin'de de varız. Bugün Sudan'da da varız. Dünyanın birçok ülkesini saymayacağım. Varız. Ben oraya gittim. Bir küçük 25 metrekarelik, 30 metrekarelik bir evden 30 tane kafa çıkıyor. Durumlarını anlatmak için söylüyorum. Onları bir adaya götürmek istiyorlar. Yaklaşık 300-350 milyon dolar bir masraf yapmışlar adaya. Oradakiler toplandılar, geldiler. Oturduk. Dediler ki, şu ay yıldızlı bayrağı görüyor musun? Şu TİKA'yı, Türk Kızılay'ını, Türk Diyanet'ini, AFAD'ı burada görüyor musunuz? Eğer onlar o adaya giderlerse, bize gel derlerse biz gideriz. Aksi takdirde bizi kim o adaya getirmek isterse biz gitmeyiz. Binlerce kilometre ötede Anadolu coğrafyasının ve Anadolu milletinin kurmuş olduğu bu eminlik belki de bizim en büyük gücümüzdür. Tam da bundan korkuyorlar. Tam da bundan korktular. Tam da bunu engellemeye çalıştılar. Çünkü bu bağın yüzyıllardır gelişen bir bağ olduğunu çok net bir şekilde görüyorlardı. 21. asırdan önce bunu bu Türkiye gerçekleştirmeye çalışmadı mı? Çalışabilir. Ama gücüm 30 kiloyu kaldırır da 50 kiloyu kaldıramaz. Gücüm belki 60 kiloyu kaldırır da 100 kiloyu kaldıramaz. Başımıza bin bir felaket getirdiler. Ve 21. asrın baştan itibaren Türkiye bambaşka bir yolculuğa başladı. Oradan elde ettiği tecrübeyle, oradan elde ettiği güçle, oradan elde ettiği akılla beraber yepyeni bir akıl oluşturdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir akıl oluşturdu. Ve bunu devam ettiriyor. Ve bunu devam ettirecek. Biz sadece geçmişimize ait bir sorumluluğumuz yok. Geleceğe ait bir sorumluluğumuz da var. Bugüne ait bir sorumluluğumuz olduğu gibi. Yapmamız gereken işler var. Kim Türkiye'nin ayağına gider? Etrafımızdaki dünyada kim Türkiye'nin ayağına gider? Ukrayna ile Rusya arasında savaş oldu. Oldu mu oldu? Türkiye'ye kaç defa geldiler barışın tesisi için? Çünkü bir taraf savaşı kışkırtmaya çalışıyor. Coğrafya karışsın diye. İyice alabora olsun diye. Allah'ınızı severseniz Afganistan'ı bu hale biz mi getirdik? Suriye'yi bu hale biz mi getirdik? Irak'a demokrasi getireceğim diyenler neredeler bugün de? Irak'a bu hale biz mi getirdik? Yemen'i bu hale biz mi getirdik? İş bilmez tuzumları, insanlık dışı davranışları, özellikle bütün sorunları Doğu coğrafyasına yıkmak için
uzun yıllardır ortaya koydukları politikalar sonucunda bu oluştu. Bana etrafımızdaki coğrafyada ayakta durabilen, emin olabilen ve ülkelerin bir şey için müracaat ettikleri bir tek ama bir tek ülke gösterebilir misiniz? Bir tek ülke var, Türkiye. Onun da sağını solunu budayabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu da açık açık yapmaya çalışıyorlar. Tekrar söylemek istiyorum. Son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri bizim resmi olarak gördüğümüz Amerikan Senatosu'ndan 2 milyar dolar PYD'ye yardım yapıyor. Terör örgütüne yardım yapıyor. Hadi Türkiye olarak biz terör örgütüne bir yardım yapalım da veya en ufak bir ilişkimiz bulunsun. Zımnen ya. Bak bakalım ne yaparlar? Dünyaya ayağa kaldırıp Türkiye'yi bir terör devleti olarak ilan ederler mi? Etmezler mi? Ellerine gelen her şeyi yaparlar. Ama kendileri yaptıkları zaman onlar için herhangi bir problem söz konusu değildir. Onlara her şey meşrudur. Çünkü güçleri olduğunu iddia ederler. Burada eğer biz %20'den %80'e savunma sanayimizi çıkarmamış olsaydık ve yine burada söylemek istiyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugünkü gibi hatırlıyorum. Batı bize ambargo koydu. Mühimmat göndermedi. Göndermeyince acaba ne yapacağız? Ne kadar zamanda bu harekatı başarabileceğiz de orada olacağız diye içimize bir endişe düşmedi değil. Ama biz öyle bir memleketin evladıyız ki onların bize göndermediği mühimmatı bizim şu ruhlarında, gönüllerinde ay yıldız olan mühendislerimiz biz orada dara düşmeden bize yetiştirdiler ve biz sizin mühimmatınızı istemiyoruz dedi. Bu kadar basit. Kim kendi ayakları üzerinde etrafımızdaki coğrafyadaki bu ülkelerin durmasını ister onlardan? Kimse istemez. Dün akşam televizyonda söyledim. Almanya'nın Anayasayı Koruma Kurulu, yani bir güvenlik kurumu, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, diyor ki, PKK denilen bir terör örgütü var. Burada gençleri ve kadınları etkiliyor. Hatta talimatı kendi kandillerinden alıyorlar. Burada para topluyorlar. Burada sivil toplum örgütlerini etkilemeye çalışıyorlar. Hatta PYD'nin, PKK'nın bir yapısı olduğunda burada biz teyit ediyoruz diyor. Peki bütün bunları yapıyorsunuz, ediyorsunuz, söylüyorsunuz da tespitlerinizle işlemleriniz niye birbirine uymuyor? Niye birbirine uymuyor? Çünkü bir kavram ortaya koymuşsunuz, bölmüşsünüz. Sizin teröristiniz, bizim teröristiniz. Bizi avalar zannediyorlar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Suriye'de, Rakka'da DEAŞ vardı. Aşağıda. PKK'ya dediler ki git o DEAŞ'ı oradan talimat verdi Amerika. Temizle. Bir tek kurşun atmadan DEAŞ oradan çıktı, PKK orayı aldı. Çünkü ikisinin sahibi de aynı. Bunu ben açık açık söylüyorum. İkisinin sahibi de, ikisini yöneten de, ikisini yönlendiren de, ikisinin talimatlarını veren de aynı. Biz sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. Batı'nın terörü destekleyen bütün güçlerle mücadele ediyoruz. Türkiye'de bunların üzerine çöktük ve Allah nasip ederse 2023'te 29 Ekim'de bir tek terörist bırakmayacağız. Etrafımızdaki coğrafyada da sadece PKK'yı, PYD'yi, terör örgütü, SDG'yi değil hepsini mağlup edeceğiz ve onlara bu milletin, bu memleketin gücünün nasıl olduğunu göstereceğiz. Biz belki bunu 20 yıl önce de söylemek isterdik. Bizim yerimizde olan insanlar da bunları söylemek isterlerdi. Ama gücümüz, cesaretimiz yetmezdi. Bugün gücümüz, cesaretimiz Allah'a hamdolsun ki yetiyor. Hem de tam anlamıyla beraber yetiyor. Ne olacak? Sen Irak'tan, Irak sınırından ta Afrin sınırına kadar, Hatay sınırına kadar bir terör koridoru oluşturacaksın. Bir devlet kuracaksın. Bir şehit annesi bana dedi ki, bakanım dedi, ben evladımı verdim. İki evladım da var, onları da verdim. Ben de sıradayım. Allah şehitlik gibi bir şerefi bize nasip etsin inşallah. Bu memleketi ve bu insanları tanıyanlar, tanımayanlar elbette ki tanımaya devam edecekler.
Bu vesileyle yağmur da ufak tefek atmaya başladı. Bize itimat edin. Dünyada ekonomik sıkıntılar var. Bunun bize etkileyen tarafı da var. Ama bundan da el birliğiyle çıkarız ve biz bundan avantajlı çıkarız. Türkiye üretimini arttırıyor. Türkiye ihracatını arttırıyor. Türkiye istihdam kapasitesini, iş kapasitesini sürekli olarak arttırıyor ve arttırmaya devam ediyor. Ve şunu da söyleyeyim. Kimlerin olduğunu görüyoruz. Tecrübesiyle, bilgisiyle ve dünyayı tanımasıyla ve Türkiye'yi tanımasıyla Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlarken 2023'ten sonra inanın Türkiye'yi güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacaktır milletimizin iradesiyle. Bayburt içinde şunu söylemek istiyorum. Biz emrimize amadeyiz. Elbette ki yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Ama valilikte de arkadaşlarımızla hep beraber konuştuk. Ne eksik varsa hükümetimizin bütün bakanları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yollardayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Köylerin yollarıysa yollar. Bu planları daha önce yaptık. Eksik varsa gidereceğiz söyledik. Tekrar destek olacağız, takviye olacağız. Bana valinin söyledi, ben onun söylediğini söylüyorum. Asfaltsız köy kalmayacak dedi. Doğru mu? Doğru mu? Yanlış mı? Fethane Bey öyle söyledi mi? Bu yılın sonu itibariyle. Ya Türkiye'de böyle bir ilki inşallah Bayburt'ta hep beraber yaşamış olacağız. Birincisi bu. İkincisi yine özellikle belediye başkanımız söyledi. Ben hem ilgili arkadaşlarımla konuştum. İnşallah ondan o da sağlanacak. Onun da şeyindeyiz. Gençlik Spor Bakanımızla konuştuk. Bir takım yerler yine ekstra şeyler yapacaklar. Sahalar yapacaklar, destekler yapacaklar. Yine özellikle Hart'ta, Aydıntepe'de, Kaymakamlık'ta inşallah bana göre en yakın zamanda bitsin. Yani ama aynı zamanda oranın iki tane projesi var. Birine biz destek olacağız, yine destek buluruz. Ama öteki projeyi de inşallah Dokap'la da konuştuk. O da hep beraber konuştuk, değerlendirdik. İnşallah oradan da çıkacak. Ve yine bugün ufak tefek işler olsa da hiç olmazsa bir şeyi de biz katkı koyalım, katkı yapalım diye bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Geri gönderme merkeziyle ilgili de bir değerlendirme yaptık. O değerlendirmede de inşallah beni aradı Savaş. Biraz önce Göç Genel Müdürü buraya çıkarken telefonuna bakamadım. Zannediyorum da onda en kısa zamanda 3-5 ay içerisinde bitirelim, çıkalım ve oradaki işleyişle bir vesileyle başlamış olsun. Ve yine bunun yanı sıra üzerimize ne düşüyorsa, ha, aynı zamanda bir şey daha var. O da şu, bu Yaşarpaşa da buralı zaten. Birinci etabı yapılmıştı. Doğru mu? Şeyin. Kışlanın. Hep beraber konuştuk arkadaşlarımızla. Murat Kurum Bakanımızı da aradık. İnşallah dedi, ikinci etabına da hemen başlayacağız. Yani jandarma komando kara kuvvetlerinin komando Tugay'ın ikinci etabına da başlanmış olacak. Diğer meseleler neyse, biz meselelerden kaçan insanlar değiliz. Yolumuzun ve yolculuğumuzun hayırlı olması için de Cenab-ı Allah'a dua edenlerdeniz. Niyet hayır, akıbet hayır. Onun için burada hepiniz, kiminiz muhtarsınız, kiminiz sivil toplum örgütü yöneticisiniz, kiminiz kurumlarda yöneticisiniz, hepimizin sorumluluğu var. Bir, çok çalışmamız lazım. İki, birlik içinde olmamız lazım. Niçin çok çalışmamız lazım? Biz Tayyip Erdoğan gibi bir lider bir daha bulamayız. Yüzyılda bir gelir bunlar. Niçin söyleyeyim? Bana diyorlar, gece uyumuyorsun, gündüz uyumuyorsun. Niçin? Yarına çıkacağımız hangi birimiz biliyoruz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ne bir saniye önce, ne bir saniye sonra, biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz. Bizim için asıl olan öteki dünyadır. Buradaki de bizim için bir imtihandır.
Biz bu imtihan içerisinde olduğunu biliyoruz. Evet, zenginlikle yoksulluk arasında bir imtihanda olduğumuzu biliyoruz. Varlıkla yokluk arasında bir imtihanda olduğumuzu biliyoruz. Makamla hiçlik arasında bir imtihanda olduğumuzu biliyoruz. Bütün bu imtihanda olduğumuzu biliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim. Ama bir imtihan daha var. İyilikleri anlatacaksınız. Kötülüklerden sakındıracaksınız. Emri bil maruf, nehyen el münker. Bizim imtihanımızdır. Biz bu imtihanla devam edeceğiz. Bizim Suriye'deki insanlara sahip çıkmamızın sebebi de budur. Bizim mazlumlara sahip çıkmamızın sebebi de budur. Bize her insan bir alem diyen anlayışın temsilcisi olduğumuz için, tabisi olduğumuz için onlara uzanıyoruz. Ve bunu devam ettiriyoruz. Kolay değil. Herkesin ümidinin söndüğü bir Türkiye alıp bugün hasımlarımızın bize kötü gözlerle baktıkları, dostlarımızın bize iyi gözle baktıkları bir Türkiye oluşturmak, Kabe-i Muazzama'da tavaf ederken Allah'ım bu Müslüman yurduna yardım et diye rengi bizden olmayan, dini bizden olan, dili bizden olmayan ama dini bizden olan o insanların duasını alabilmek kolay bir iş değildir. Bütün Müslüman sokaklarında bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgisi vardır. Hiç mütevazılığa gerek yok. Çünkü bir ülkeyi nereden nereye götürdüğünü ve bu millete nasıl hizmetkar olduğunu bilmektedir. Bugün aynısını Cumhur İttifakı ortaya koymaktadır ve devam ettirmektedir. Geçen gün Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin söylediği bir söz hepimizin kulaklarına küpe olmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, tanıyınız ve tanıtınız. Bu hakikaten sebebi şu. Dünyadaki liderleri görüyorsunuz. Kahtı rical. Hakikaten kahtı rical. İngiltere alabora oldu. Yanlış mı söylüyorum? Kaçtı. İtalya alabora oldu. Fransa'da birçok tartışma yerli yerinden geliyor. Amerika'da hakikaten nasıl durumlar olduğunu hep beraber görüyoruz. Kimlere teslim edildiğini, nasıl insanlara teslim edildiğini hep beraber görüyoruz. Bugün hem etrafımızdaki coğrafyadaki bütün ülkelerin saygıyla kabul ettikleri, hem dünyanın bilgisini kabul ettiği bir liderle bugün Türkiye güçlü adımlar atıyor. Ve Cumhur İttifakı ile. Cumhur İttifakı sadece bir siyasal ittifak değildir. Bunu sadece bir siyasal ittifak diye tanımlayanları kusura bakmasınlar reddediyor. Cumhur İttifakı bizim tarihimizin ittifakıdır. Osmanlı'dan bize tevarüs eden, Selçuklu'dan bize tevarüs eden, bizim inançlarımızdan, değerlerimizden bize tevarüs eden bir anlayışın ta kendisidir. Bir yamalı borça sadece Türkiye'de birilerinin talimatıyla beraber iktidarı almak için, başka noktalara evirmek için yapılan bir ittifak değildir. Kimse yanlış anlamasın. Biz neyin içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Nasıl bir değerler manzumesinin içerisinde var olduğumuzu biliyoruz. Onun için hedefimiz sadece bu ülkede bu ülkeyi yarınlara güçlü bir şekilde taşımak sadece değildir. Elbette bu büyük hedefimizdir. Bizim daha büyük hedeflerimiz var. Bu coğrafyanın bize emanet ettiği, Bayburt'un kendi değerleri içerisinde toparlandığı bütün değerleri dünyaya nakşetmektir. Bize inancımızın talimatı budur. Biz bunu yapmakla mükellefiz ve sorumluyuz. Ne kadar yapmayı cahdedersek, ne kadar bu konuda emin adımlarla gidersek, geleceğimizi de o kadar müreffeh yaparız, kulluk görevimizi de o kadar iyi yaparız. Kıymetli Bayburt hemşehrilerim, göreceksiniz. Kim ne derse desin, sözlerimize kim hangi bahaneyi bulursa bulsun, bizi tutamayacaklar. Bu ülkeyi, bu Türkiye'yi tutamayacaklar. Bunu çok rahat bir şekilde görüyorum. Bunu çok rahat bir şekilde anlıyorum. Türkiye'nin dinamizmini anlıyorum. Türkiye'nin üretim kapasitesini anlıyorum. Türkiye'nin bilgi kapasitesini görüyorum ve anlıyorum. Ve liderimizle beraber,
Cumhur İttifakı ile beraber bunu sağlayabilecek bir anlayışı hep beraber gerçekleştireceğiz. Sonrası ne mi olacak? Sonrasını söyleyeyim. Sonrası evlatlarınız. Nasıl 15 Temmuz'da korkmadan bu gençler bayrağı alıp, ay yıldızlı bayrağı alıp, helikopterlere ve uçaklara çıplak elleriyle beraber ölüme meydan okumuşlarsa, bilmenizi istiyorum ki biz onlara güveniyoruz. Onlar bu Türkiye'yi bizim getirdiğimiz noktadan çok daha iyi bir noktaya getirecekler. Çok daha güçlü bir noktaya getirecekler. Biz o gün belki yaşamıyor olacağız. Ama zalimlere karşı galibiyetlerini, mazlumların yanındaki o güçlü ve cesaretli yürüyüşlerini bizim gelecek nesillerimizin göreceğiz. Buna da inanıyoruz. Bunu da hep beraber başaracağız. Ve teröre hiç kafanızı takmayın. Kafalarını ezdik ezmeye devam edeceğiz. Nerede bulduysak ezeceğiz. Ve bunu hep beraber sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Allah bizi size mahcup etmesin. Burada bütün arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Elinizden geleni yapmak ve milletimize hizmetkar olmak zorundasınız. Elbette ki bir plan içerisinde, bir program içerisinde, bir savurganlık ortaya koymadan ve bütün bunları yaparken de bu milletin geleceğine ait adımlarını sağlıklı bir şekilde atmayı temin ederek kararı milletimiz verecek. 2023'te de kararı milletimiz verecek. Biz milletimizin kararına tabiyiz. Onun ferasetini anlıyoruz. Onun ferasetini biliyoruz. Onun ferasetine de tabiyiz. Bu vesileyle bu güzel akşamda sizinle birlikte olmaktan, hakikaten bu güzel tablonun içerisinde bulunmaktan büyük bir onur ve büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepimizin yapacak çok işi var. Bu işleri yapacağız. Birilerini çatlatacağız. Birilerini de gururlandıracağız. Allah gururlananların daha yükselmesini sağlasın inşallah. Duamız odur. Hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz.